Bursa'nın bir yanı deniz, bir yanı dağ ve etrafındaki göller ve ırmaklarıyla gerçekten çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Farklı bir bölgeden Uludağ Milli Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Uludağ Milli Parkı'nın Orhaniye Köyü tarafından giriş noktasında bulunuyoruz. Mayıs ayının yaklaşık olarak ortaları diyebiliriz. Uludağ'da, yamaçlarda hala ciddi kar var. Bu dik yüzeylerden geçmek gerçekten çok riskli. Yani buradan geri dönmektense geçmek zorundayız. Buraya kazma ve kramponsuz bu mevsimde dahi gelinmemesi gerekiyor. İzle açma. Yavaş gel ve vur ayaklarını, vur. Güzel bir pazar oldu. Güzel bir etkinlik. Göllere doğru gidiyoruz. Oldukça yaklaştık. İlk önce yukarıda üstten Kilimli Göl'den başlayıp oradan Karagöl'e inmeyi planlıyoruz. Kilimli Göl altımızda, biraz sonra Kilimli Göl'ün buzunun üzerinden karşıdan karşıya geçiş yapacağız. Bu yıl havaların da serin gitmesi nedeniyle epey kar var. Tarih 12 Mayıs 2019. Geçen yıl 2018 yılında geldiğimizde Karagöl adı gibi kapkaraydı. Çünkü üzerine çığ düşmüştü. Karagöl'ün çığ düşmemiş hali pırıl pırıl bembeyaz. Şimdiki olduğu gibi. Karagöl'ün üzerinde gökyüzünde bir pencere açıldı. Hatıralarda anılarımızda kalacak. Güzel bir gün. Uludağ Göller Bölgesi faaliyetimizi sürdürüyoruz. Az önce Karagöl'e veda ettik. Şimdi de bütün göller bölgesine veda ediyoruz. Thank you.
Arkamda bulunan tepeleri aşarak Uludağ'ın göller bölgesine ulaştık. Tekrar oradan aşağıya indik. Faaliyetimizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Uludağ farklı bir zaman diliminde, farklı bir iklimde, farklı koşullarda yaşadık.